Selam arkadaşlar, yepyeni ben Kafidos'la beraberiz. Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tam böyle diyorum ki işte artık düzenli video açacağım, bir şeyler yapacağım, şöyle olacak böyle olacak falan, arkadaşlar bir türlü yapamıyorum. Yataktan çıkamadım, çok hastaydım, özür dilerim. Ama artık iyiyim, iyileştim ve rahatça konuşabiliyorum. Boğazlarım falan şişmişti, bildiğiniz üzere salgın var arkadaşlar, dikkatli olun, havalar çok kötü. Havalar bir iyiydi bir kötüydü, herkes salgına yakalandı gene. Herkes hastaydı. Yakalanmadıysanız dediğim gibi dikkat edin arkadaşlar. Bu videoda arkadaşlar başlıktan da gördüğünüz üzere cam yapacağız. Minecraft'ta böyle bir baktım, millet nasıl cam yapmışlar, her yapmış. Baktım herkes koskocaman camiler yapmışlar Creative Mod'dan böyle. Bir de World Edit'ten yapmışlar böyle koskocaman camiler böyle. Adam Sultanahmet Ayasofya yapmış. Biz yapamayız. Nasıl yapacağız? Ben ayrıca World Edit kullanmayı da bilmiyorum. O yüzden biz de buradaki güzel sokağımızda, caddemizde, buraya asfalt yapmadık henüz. Asfalt yapmamız lazım ama neyse, onu da bu videoda yapmayacağım. Şöyle güzel bir konum seçelim. Gelin bir seçelim hatta şimdi. Gidelim seçelim arkadaşlar, güzel bir cami yapalım. Bu arada videonun başındayken lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda Instagram'ımı da açıklamadaki linkte ve şu anda ekranda görüyorsunuz. Instagram'ımı da mutlaka takip edin arkadaşlar. Bunların da haricinde Discord sunucumuza katılmadıysanız mutlaka Discord sunucumuza da katılın. Facebook'ta canlı yayınlar yapıyoruz, canlı yayınlarımıza da katılın. En son bildiğiniz üzere Muhammed'in bankasını soymuştuk. Ya, bir daha düzelttim mi ne yapacağı bilmiyorum. Gördüğünüz üzere bir de Minecraft'ta böyle arkadaşlar yılbaşı sandıkları geldi. Güzel oldu, güzel gözüktü. Evimizi yılbaşı süslemesi yapacağız evimize. Bir bakalım ama ne zaman yapacağız bilmiyorum. Şimdi bu camiyi nereye yapmalıyım bilmiyorum. Ya buraya yapacağım bunun hizasında. Ama burası da birazcık daha böyle alışveriş merkezi gibi, yani araya bir cami yakışmaz. O yüzden birazcık daha böyle bu tarafa da yapabilirim. Veya buraya son bulması için şuraya da yapabilirim. Veya sonuna kadar gider oraya da yapabilirim. Biraz kararsız kaldım, nasıl yapmalıyım bilmiyorum. Şimdi Minecraft'ta dediğim gibi millet her zaman kocaman kocaman camiler yapmışlar. O yüzden örnek alabileceğim bir şey yoktu. Biz birazcık daha küçük yapacağız. Ben de gerçek fotoğraflara bakıyorum şu anda. Gerçek cami fotoğraflarına bakıyorum. Birazcık daha küçük bir şeyler bakıyorum. O yapabilecek miyim bilmiyorum. Bakacağız. Şuradaki pis creeper'ı da öldürelim mi? Öl be. Wallace'in evine Muhammed çak yapmış arkadaşlar. Videoyu yayınladılar, gördüm. Ama Wallace hala daha şey yapmamış. Wallace çalışmıyor arkadaşlar. Wallace video çekmiyor ya. İyice Baturay'a benzedi. Hoş, Baturay artık video atıyor. Bu nasıl iş oğlum? Dünya tersine dönüyor. Ben de video atamıyorum. Ne oluyor be? Neyse neyse. Şimdi öncelikle malzemelerimizi almamız lazım arkadaşlar. Malzemelerimize bir bakıyoruz. Burada bir sürü çimento malzememiz var. Biraz kuvars bloğumuz da varmış. Onları da alalım. Beyaz boyamız, siyah boyamız var. Şimdi çimento malzemelerinden ziyade ilk önce çimentoları bir toplayalım. Şimdi cama da çokça ihtiyacımız olacak ama siyah cam istiyorum. Sanırım siyah cam kullanacağız. Şu an baktım fotoğrafta birazcık daha ona benziyor. Ya daha küçük bir cami mi? Bu birazcık büyük. Burada bir sürü kuvars bloğumuz var. Şu kuvars bloklarımızı alalım. Allah Allah, bu kadar kuvars bloğu nereden geldi acaba? Bilmiyorum. Beyaz betonlarımız var. Beyaz betonları bir alalım. Allah Allah, daha çok kuvars bloğu. Hem de hepsi 64'lük. Yok amına. Nasıl geldi oğlum bunlar buraya ya? Allah Allah. Oğlum lan. Birileri bana iyilik yapmak istiyor galiba. Tamam, şimdi bunları aldık. Bunlar yeterli olacaktır diye düşünüyorum şimdilik. Kesinlikle Muhammed'den çalmadım arkadaşlar bazı malzemeleri. Sakın beni ispiyonlamayın. Nereye koyacağız? Boş yerin oğlum. Muhammed zengin zaten. Nereye koyalım biliyor musun? Şimdi Aquapark'ın çok dibine de koyabilirim aslında. Aquapark'ın dibine koyarsam. Aquapark'ta müzik çalıyor oğlum. Aquapark'taki müziği kapatmayı lazım ezan vakti. Ne yapalım ne yapalım? Arkadaşlar bir de yalan olmasın, nasıl yapacağım konusunda da hiçbir fikrim yok. Vallahi gerçek fotoğraflardan birazcık da hayal gücümü kullanarak bir şeyler yapacağım. Uzun zamandır böyle büyük mimarlıklar da yapmıyorum. Biraz paslanmış olabilirim. Neyse, biz birazcık uzaklaşalım buralardan. Buralara başka şeyler yapabiliriz çünkü. AVM mağaza tarzlarında. Siz gene yorumlarda tabii ki de yapılar belirtmeyi unutmayın. Ben bu camiyi yorumlardan görerek arkadaşlar yaptım. Tamam işte buraya yapayım. Burası yolun sonu zaten. Buradan daha fazla gitmeyiz muhtemelen. Tamam, burası yeterli olacaktır. Çok duvar dibine girmesek mi? Tamam bak, şurası bizim bir duvar dibimiz, tamam mı? Burası ilk duvar olsun. Hazırsanız başlıyorum vallahi. Nasıl yapacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Burası bir. Şimdi buraya 28 blokluk böyle çektim arkadaşlar, tamam mı? Bakın şimdi 28 öyle yaptım. Camiyi muhtemelen kare yapacağız. O yüzden burayı birden sayarak 2, 3, 4, 5, 10, 10, 10, tamam, 28 de böyle yaptık. Şimdi aynı şekilde 2, 3, 4, 5, 6. Evet, tamam, şimdi bu ikisini şuradan takip ederek arkadaşlar şöyle. Çünkü burası ne olacak? Burası kapı olacak tabii ki. Bu ikisini kırıyoruz. Kırıyoruz. Tamam, o ikisi orası giriş olacak arkadaşlar. Şimdi buraya da artık bir açtım. Oraya da bir açtım. İki tane giriş olacak caminin. Çünkü genelde öyledir. Yani ikiden fazla da oluyor da işte. Bizimki birazcık daha halk camisi. Sonra bizimki birazcık daha düzgün olacak. Yani ufak tefek ama güzel. Güzel yapacağım. İnşallah. İnanıyorum kendime. Şimdi buradan yükselmeye başlayabiliriz bence. We'll be right back.
Şimdi burayı böyle yaptık. Şimdi iki taraftan giriş yerler değişecek tabii ki. Yerleri de değiştireceğiz. Şimdi burası tam ortası değil mi? Şimdi kardeşim kıbleyi böyle mi alalım, böyle mi alalım? Kıbleyi şöyle alalım, tamam mı? Şimdi Minecraft'ta normalde çapraz yapamıyorsunuz bildiğim üzere. Yani çapraz çok yani kare sonuçta nasıl olacak? O yüzden buraya bir tane imam yeri yapacağız. Ondan sonra şuraya bir tane yüksek yer yapacağız. Bir iki katlı yapmayacağım muhtemelen camiyi. Tek kat olacak. Yerleri kırmızı halı ve bir renk daha muhtemelen beyaz olacak. Kırmızı ve beyaz olacak diye tahmin ediyorum. Yeşil de yapabilirim ama genelde kırmızı oluyor. Koyu kırmızı oluyor. Çocukken camilerde SmackDown yapanlar sadece ben miyim? Halen daha yapıyor musunuz lan? Çocukken biz her yaz Kur'an kursuna giderdik ve sürekli SmackDown yapardık. WWE yapardık. Ondan sonra sürekli imam kızardı bize. Sürekli durdururdu bizi. Aga be. Özlenen zamanlar. Bir de şuralara ayakkabılıklar falan yapacağız tabi. Tamam şimdi yükseldim. Ben burada yükseldim derken yani şurada yukarı çıktım. Bir üçer blok daha yükseltelim şunu, tamam mı? Şuradan bakınca bir blok daha koyarsam aşağı şey yapabiliyor mu? Yapamıyorum fuck. Tamam buradan koymaya devam ediyorum ben. Arkadaşlar şöyle bir düşündüm, 10 blok kadar bir yükseldim burada, tamam mı? Bence kıble burası olmalı çünkü iç dizayn olarak daha rahat olacak. Eğer kıbleyi böyle yaparsak burada dizayn yapmak birazcık daha zor olur. Kıbleyi böyle yaparsak içerisini daha rahat yapabilirim diye düşünüyorum. Aaa! Öldüm. Tamam şöyle bir dışarıdan ilk önce bir bakayım. Minecraft her şeyin kare olması güzel ve kötü. Çünkü yapmak çok zor. Tamam şimdi tahminimce şöyle bir dizayn yapacağız ortaya, tamam mı? Bak şöyle bir kubbe, ortasında yuvarlak ve oval bir kubbe. Ön tarafında, yan tarafında, arkasında ve orada bir kubbe. Birazcık zor olacak veya ben gerçek fotoğraftan ziyade tamam ben birazcık daha kendi şeyimi oluşturacağım. Yapacak bir şey yok. Birazcık kendi yaratıcılığımı konuşturmam gerekiyor. Çok zor çünkü. Bu oyuna bir şeyler uydurmak gerçekten zor. Şimdi bakın ben size göstereyim aklımdakini. Şöyle bir yükselelim. Öncelikle şurayı da kapatayım, tamam mı? Bunun altını da kapatacağız zaten de işte. Ben kapatmayı unuttum. Neden kapatmadım ki zaten? Burayı neden bu kadar yüksek yaptım ki? Burayı böyle kapatmam gerekiyordu benim. Unuttum. Neyse kalsın. Hallederiz. Şimdi elimize beyaz betonları aldık, tamam mı? Şöyle bir tane koyuyoruz. Nasıl simetrik yapacağım bilmiyorum ama deneyeceğim. 3, 4, 5 yapsam, tamam mı? Şimdi aynı şekilde diğer tarafı da yapayım bakayım nasıl olacak. 1, 2, 3, 4, 5. Zaten bütün her yer kare. 5'e 5 yaparsam olmaz. 6 koyalım. Bunun ortası oluyor değil mi? 1, 2, 3. 1, 2, ha. O zaman 7 yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam 7. 7'ye 7 yapacağız arkadaşlar. Bütün köşeleri öyle yapacağım. Bence çok da kötü gözükmüyor. Şimdi ortadaki daha büyük olacak, merak etmeyin. Ortadakini büyük yapacağız. Bunları şöyle hızlı hızlı yapalım bakalım. Nasıl olacak? İnanın şu an tamamıyla hayal gücümden yapıyorum arkadaşlar. Hani umarım sonucunda iyi bir şeyler çıkar. Yorumlarda nasıl yaptığımı belirtin. Yani şunu şöyle yapsan daha iyi olabilirdi falan diyebilirsiniz. Çünkü yaparım. Yaparım bilirsiniz. Ah yanlış yaptım. Yani fikirlerinizi açayım arkadaşlar. Fikirlerinizi belirtmekten çekinmeyin, tamam. Burayı da böyle yaptım. Şimdi bunu 4 köşeyi birden yapacağız.
Arkadaşlar şöyle bir uzaktığım zaman kubbeler böyle gözüküyor. Daha bunun tepesine bir hilal yapmamız lazım. Bildiğiniz üzere kubbenin ucunda hilal olur ama sadece ortadakinde mi var diye bakayım bir gerçek resimlere. Yok. Her bir kubbede var. Tamam, her bir kubbeye küçük bir hilal yapacağız. Minecraft'ta küçük bir hilal nasıl yapılacak peki? Hiçbir fikrim yok çünkü bütün bloklar aynı büyüklükte. Nasıl olacak o? Ah. Neyse, küçük çaplarda bir cami oluyor. Yapacak bir şey yok. İçi de böyle. Hani içi birazcık daha andırdı şu an. Tepesini, kubbelerini yaptığımız için. Bu kubbenin ortasından nasıl indireceğim bilmiyorum. Aşağı doğru böyle ışık inecek. Ortada koskocaman bir ışık olacak. Ondan sonra yerleri yapacağız falan filan. Bir de minare kaldı tabii. Minareyi de yapmadık henüz. Bir de güzel bir minare de yapmamız lazım. Yaparız minare, sıkıntı değil de işte. Birazcık daha halen daha aklımda canlandırma şeylerindeyim. Minareleri de bir bu köşeye bir de öbür köşeye yaparım diye düşünüyorum. Bence mantıklı. Minareyi de şöyle yapacağız. 1 2 3 1 2 3. Şöyle yani. Minareyi de böyle yapacağız. Sonra böyle böyle yükseleceğiz. Arkadaşlar biraz fazla mı yükseldim acaba ya? Yüksek mi olduk sanki? Tamam, minareyi burada bırakalım. İnşaat zaten. Bir şey olmaz. İnşallah ölmem. Ah! Üstümde halen daha şey var. Siyah deri ceketlerim var. Beşiktaş forması gibi. Ama aslında kötü bir şey için giymiştim ben bunları. Şöyle iyi soymuştum. İşte bir kötülük yaptım, şimdi bir iyilik yapıyorum. Tövbe estağfurullah ya. Lan zombi! Niye saldırıyorsun şeylere? Lan çekil, üstüne zıplayacağım. Ben şimdi bunu da yaptık. Bir bakayım nasıl gözüküyorlar. Evet, bu arada kesinlikle minareleri daha da yükseltmem lazım. Minareler daha yüksek olması lazım. Bu arada kötü gözükmüyor ya. Gayet güzel gözüküyor. Gayet mantıklı bir görüntü yaptık bence yani. Hiç değil mi, hoşuma gitti. Vallahi çok hoşuma gitti. Bak çok ciddi söylüyorum. Minareleri iyice yükseltelim, tamam mı? Ondan sonra güzel balkonlarını yapalım. Ondan sonra içeriye ışıklandırma malzemesi alacağım şimdi. Evimden de böyle gözüküyor. Oğlum lan. Çok tatlı oldu. Çok hoşuma gitti. Vallahi çok hoşuma gitti. Şimdi şu odunları alalım. Tamam mı? İlk önce şöyle bir çevirelim. Tamam mı? Ondan sonra şimdi buradan şöyle yapılacaklar listesinde bir sürü kapı yapabilirim. Bu kapıdan mı yapsak acaba bilmiyorum ki. Aslında bu tahtadan yaparsak daha güzel olacaktır. Bak şimdi. İki tane. Aa, bundan. Aa, çok mu? Ha tamam. O zaman şöyle yaparsam kaç oluyor? 15 tane. Oo, yeter 15 tane. Fazla yaptık hatta. Neyse tamam, olsun. Şimdi bu yılbaşı sandıklarının oyuna gelmesi çok iyi olmadı. Ama mecburen hani başka sandık yapamıyoruz şu an. Ender sandığım bile çünkü yılbaşı sandığına dönmüş. Şimdi arkadaşlar tekrar gidiyoruz. Yani sanırım gerekli malzemeler tamam. Öncelikle içeriği bence bir aydınlatalım. Çünkü içerisi çok karanlık. Oho. Eyvah. İçeriye kesinlikle aydınlatmamız lazım arkadaşlar. Öncelikle bir tepeye çıkalım bakalım. Şimdi bak, buraya çıktık tamam mı? Biraz fazla yakınız, dur. Lan. Niye öyle hareket etti? Aa, oğlum garip hareket ediyor lan bu. Bakın burada ent çubuğumuz var. Ent çubuğumuzu alıyoruz kardeşim. Bak zaten burada direkt bir ışık yayılması yaşanıyor. Şimdi bunun tam ortası olmadığı için mecburen böyle dört bir yana koyacağız. Uzatabildiğimiz kadar da üstüne uzatacağız. Şimdi bakın, burayı böyle yaptık tamam mı? Anlamışsınızdır herhalde burada ne yaptığımı. Arkadaşlar ışık taşını evde unutmuşum. Ah, ışık taşını evde unuttum. Çok mu kısa oldu acaba? Kısa mı oldu ya? Normalde bildiğiniz üzere daha uzun olur. Kısa olmuş olabilir. Bir daha eve gidip gelmemiz lazım. Bence iyi gibi. Bir tık daha koyayım. Şöyle birer tane daha koydum. Bakıyorum. Tamam, bence yükseklik artık iyi. Hatta bir tık fazla bile yapmış olabilirim. Evet bu kadar da fazla oldu. Okey, şimdi geliyoruz, ışık taşlarımızı böyle önümüze elimize alıyoruz ve koymaya başlıyoruz. Şöyle uzaktan baktığımız zaman böyle gözüküyor. Yani olabildiğince bu kadar benzettim. Bence kötü de olmadı. Kötü durmadı. Ama şimdi içerisi yeteri kadar aydınlanmadığı için şöyle yapacağız. Buradan da böyle bir görüntü, ip gibi bir şey çekeceğiz. Bütün kubbelerin altından bunu yapacağım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, hazırsanız size içeriği gösteriyorum. Bakın. Boom. Not olmuş. Mantıklı yani. Hani bence cami yandırıyor. Bence. Gayet mantıklı. Şimdi içeriye halıları sermeye başlayacağız tamam mı? Bu kısım birazcık karışık ama gene Minecraft mantığıyla hareket etmek zorundayız bildiğiniz üzere. O yüzden böyle sermeye başlıyorum.
Of, dışarıda akşam olmuş ya. Bitti ama. Bir bakın içi böyle. Dur, zıplamayalım. Oğlum niye ayakkabına girdin lan ya? Of. Çıkart. Oğlum ayakkabıları çıkartıyoruz artık. Gördüğünüz üzere içi böyle. Hani texture pack olsaydı bu arada çok net bir şekilde halı gösterebilirdim bunu. Özellikle cami halısı halinde gösterebilirdim. Ama yani texture pack'imiz olmadığı için arkadaşlar haliyle böyle gözüküyor. Ama mantıklı yani, hani Minecraft mantığıyla düşünmek lazım. Bence mantıklı. Tövbe tövbe, elimde de kılıç tutuyorum ya. Neyim ben, Fatih Sultan Mehmet falan mı? Tamam, içi öyle. Şimdi bu arada bazı köşeler karanlık ama yani zaten full aydınlık da olamazdı olduğu kadar. Pencere de yapmayı unuttum. Pencere de yaparız bir ara. Şimdi önemli olan minareleri tamamlayabilmek. Şimdi minareleri daha çok yükselteceğiz. Ondan sonra da kuvars basamaklarıyla da bakalım şey yapacağız. One eternity later. Arkadaşlar artık neredeyse bitti de. Ben çok yoruldum ya. 2 saatten fazladır kayıttayım. Vallahi yoruldum. Önüne böyle cami yazdım ama tam ortalayamadım. Azıcık daha sağ almam gerekiyormuş. Ah, çok zordu onu yapmak. Neyse. Ondan sonra bir de kubbelerin üstüne hilal yapmadım arkadaşlar. Hilali kafamda canlandıramadım. Yani bilmiyorum nasıl yapmam gerektiğini. Bence yorumlarda siz yazın. Hani fikirlerinizi belirtin bir bakalım. Hani ben sizin yorumlarınıza göre hareket edeyim. İçerisinde çok bir değişiklik yok. İçerisinde daha tamamlayamadık zaten. Hani şu sağ tarafa bir tane imamın çıktığı yer yapmamız gerekiyor. Adını unuttum. Ondan sonra buraya bir tane imam yeri yapmamız gerekiyor. Ayakkabıları da girerken çıkar atıyoruz arkadaşlar. Onun için de buraya bir tane ayakkabılık yapacağız işte. Ondan sonra sandık koyacağız. Bir tane de sadaka kutusu. Ondan sonra insanlar gelince sadaka atabilsinler diye. Evet. Kıble de bu tarafa dönük. Ben bu videodan bu kadarlık diyorum arkadaşlar. Vallahi yoruldum. İzlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Daha fazla fikirler için mutlaka yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bence kötü gözükmüyor bu arada. Çok güzel gözüküyor. Ama daha iyisini yapabiliriz. Minecraft mantığıyla bir şeyler yapmak gerçekten çok zor. Gerçek hayattan bir şeyler uyarlamak çok zor. Hani devasa bir şey yapabilseydik en azından daha gerçekçi kubbeler, daha gerçekçi minareler ve hilal falan da yapabilirdik. Ama devasa şeyler yapamayız tabii ki. Nasıl yapacağız? World Edit ile yapılıyor. Yani öyle hızlı hızlı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyor ve yapıyorum. Dediğim gibi Instagram'ımı takip edersiniz. Discord sunucumuza katabilirsiniz. Ve videoyu beğenip paylaşabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.